Bugün polimeraz zincir reaksiyonu ya da terminolojideki kısaltmasıyla PCR hakkında biraz konuşmak istiyorum. İngilizceden geliyor bu PCR tabii ki ee, PCR farklı türlerde bir sürü rekombinant DNA molekülü oluşturmamız gereken durumlarda başvurduğumuz bir tekniktir arkadaşlar. Ama PCR tam olarak ne işimize yarıyor? Esasında PCR belirli bir DNA parçasından çok sayıda kopya elde etmemizi sağlıyor. Peki neden o kadar çok sayıda kopyaya ihtiyaç duyuyoruz? O kadar kopyayı ne yapacağız diye soruyor olabilirsiniz. DNA'yı plazmitin içine yerleştirip farklı deneylerde kullanabilmemiz için elimizde aynı DNA parçasından bol miktarda olması gerekiyor. Tabii bu klonlama sürecinde bir tane DNA parçasını bir tek plazmite yerleştirmekten söz etmiyoruz. Aynı işlemi çok sayıda plazmitte uyguladığımız için elimizde de çok sayıda kopya olması gerekiyor. Yani küçük bir DNA örneği bile işimizi görüyor. PCR adli tıpta çok sık kullanılan bir teknik. E, faili meçhul suçların aydınlatılması sürecinde çok işe yarıyor. Sadece o değil tabi, sağlık alanında da kullanılıyor. Mesela, belirli bir hastalığa genetik yatkınlığınızın olup olmadığını anlamak için bir dizi tahlil yapıyorlar. PCR bu süreçte de çok önemli bir rol üstleniyor. Yani oldukça geniş bir kullanım alanı var diyebiliriz. Minicik bir DNA parçasının işlevini bir tek örnekle tespit etmek neredeyse imkansız. O halde çok sayıda kopyaya ihtiyaç var. Yani o minicik parça önce amplifikasyon işlemiyle çoğaltılıyor. PCR da bu süreçte en sık kullanılan yöntem ya da teknik diyebiliriz. Tabii sonra bu parçalar özel bir jelin içinde elektrik akımına maruz bırakılıyor. Moleküllerin büyüklükleri ölçülüyor, hesaplanıyor. Burada önemli olan miktar bir tek DNA parçasıyla böyle bir işe kalkışmak, samanlıkta iğne aramaktan farksız. Neyse ki PCR sayesinde yalnızca belli bir bölgeye zoom yapıyor, görmemiz gereken kadarını görüyoruz. Buraya birkaç tane diyagram çizdim. Şimdi şuraya çizdiğimiz şey çift diplikten oluşan bir DNA sarmalı. Bu birilerinin vücut salgısından, ne bileyim saçından vesaire alınmış bir örnek olabilir. Ve biz bu örneğin bir kısmını alıp çoğaltmak, elde ettiğimiz milyarlarca kopya laboratuvarda çalışmamızda kullanmak istiyoruz. O da şuradan şuraya kadar uzanan kısım olsun. Gerisiyle işimiz yok. Yani ilk aşama denaturizasyon. Denatürizasyon. Evet. İlk aşamada yapmamız gereken şey bu parçayı 96 santigrat dereceye yani neredeyse suyun kaynama noktasına kadar ısıtmak. Sarmalı oluşturan bu iki DNA ipliği yüksek ısıya maruz kalınca birbirinden ayrılacak. Evet, denatürasyon tamam. Az önce birbirleriyle sarmaş dolaş olan ipliklerimiz artık birbirlerinden ayrı. Sırada soğutma aşaması var. Ama soğutma derken göreli bir durumdan. Sıcaklığı 55 santigrat dereceye düşürmekten söz ediyorum. Yoksa bunları ayırdık bir de aralarını bozalım bunları bir soğutalım değil. Yani aslında bu haliyle bile el yakan bir sıcaklık 55 derece arkadaşlar yani. Bu aşamada primer dediğimiz şu kısa DNA dizileri ortaya çıkıyor. Yani burada her şeyin bir deney tüpünde ya da işte bir çözeltinin içinde olup bittiğini unutmamamız gerek. Çözeltimizi ısıttık. Iç, i̇çindeki çiftli DNA sarmalını iki parçaya ayırdık ve primerleri sahaya aldık. Primerler Laboratuvar solüsyonları satan firmalardan alınıyor. Primer bağlama dediğimiz aşamaya geldiğimizde ise gayet cömert davranıp bol miktarda primeri işleme dahil ediyoruz. Arkadaşlar paraya kıymadık, bastık, primeri aldık, işleme dahil ettik. Tamamlayıcı nitelikteki bu diziler DNA iplikleri üzerinde bağlanacakları yeri buluyor ve oraya bağlanıyorlar. Her şey bir tüpteki tuzlu suyun içinde olup bitiyor. Bunu da unutmayalım. Yani tuz ve başka bazı minerallerin de içinde olan bir su. Burada bir deney tüpü çiziyorum ve içini çözeltiyle dolduruyorum. Şimdi ne demiştik? Elimizde çok az miktarda bir DNA örneği var. Ama iş primer ilave etmeye geldiğinde cömert davranıyoruz. Elimizi korka kalıştırmıyoruz. Onları da şu mor noktalarla göstereyim. Tabii gerçek hayatta bunu böyle göremiyoruz. Çünkü sıvının içindeki her şey eriyik halde. Evet. Baktığınızda bir su damlasından farksız bir görüntü ortaya e, çıkıyor. Yani su damlası gibi, aynı su gibi. Ama ben o kadar da şeffaflıktan yana değilim. Primer'ler kendini belli etsin istiyorum. DNA sarmalımızı ısıtıp iplikleri birbirinden ayırdık. Yani denatüre ettik. Sonra da biraz soğuttuk ve artık bu noktada primer'ler devreye girdi. Bu minik tamamlayıcı diziler her iki iplikte de kendileriyle uyumlu noktaları buluyor ve oralara yapışıyorlar. DNA'nın kopyalanmak, kopyalamak istediğimiz yani bölümünü bir bakıma parantez içine alıyorlar diyebiliriz değil mi? O halde primer sipariş verirken önemli noktalardan biri de kopyalayacağımız bölüme özel. Yani o dizinin sınırlarını belirleyecek nitelikte bir primer istememiz gerekiyor e, diyebiliriz. Pekala. Soğutma işlemi sırasında primerler istediğimiz noktalara bağlandı. Şimdi bu parçaları tekrar ısıtma işlemine tabi tutup e, uzatıyoruz. Ama bu sefer öyle 96 dereceye falan çıkmıyoruz. 72 santigrat derece bu işlem için yeterli. İşte tam da bu aşamada polimeraz dediğimiz şey devreye giriyor. Yani polimeraz zincir reaksiyonu tekniğine adını veren şey. Evet, polimeraz. Yazalım. Polimeraz. Bu silsileyi uzatıyor. Şu pembeyle çizip içini karıladığım yuvarlak polimeraz enzimi olsun. Peki bu sıradan bir polimeraz enzimi olabilir mi? Yani vücudumuzdaki hücrelerden bir miktar alsak bu işlemde kullanabilir miyiz diye merak edenleriniz olabilir. Açıkçası bu öyle sıradan bir polimeraz enzimi değil. Tam tersine bu işlem için özel olarak üretilmiş ısıya dayanıklı bir polimeraz türü. Az önce söylediğim gibi soğutma işlemi sırasındaki sıcaklık bile oldukça yüksek derecelerde. Bu yüzden PCR'da ısıya direnç gösterebilen bir mikroorganizma kullanmak zorundayız. İşte buna tek polimeraz deniyor. Yanlış hatırlamıyorsam, e, Thermus aquaticus diye ısıya dayanıklı bir bakterinin adı, yani onun kısaltılmış hali, Taq polimeraz. Sanırım söylemesi zor diye böyle kısaltmışlar. Bu bakteri türü içinden kaynar kaplıca suyu fışkıran deliklerin etrafında keşfedilmiş. Dolayısıyla ısıya karşı oldukça dayanıklılar. Burada uyguladığımız ısıl işlem için adeta biçilmiş kaftan. Tamam, elimizdeki bu DNA sarmalını birbirinden ayırıp iki iplik haline getiriyoruz. Ama bu iş için neden ısıl işleme başvurmamız gerektiğini de açıklayayım. Bu ayırma işlemi mecburen ısıtarak yapılıyor çünkü elimizde hücrelerde olduğu gibi iplikleri birbirinden ayıran enzimler yok. O yüzden biz de ısıtarak yapıyoruz. PCR'ın polimeraza kadarki kısmını anladınız sanırım. Tabii neden bu kadar çok primer kullanıldığını da açıklamış oldum. Ortalıkta başıboş gezinen onca primer varken birilerini illaki doğru adrese yönlendirmek lazım değil mi? Yani çoğaltmak istediğimiz DNA dizisinin şu iki ucunu kastediyorum. Primerlerin bağlanması soğutma işlemi sırasında o gerçekleşti. Sonra sıcaklığı yeniden yükselttik ama ikinci olduğu gibi 96 derece değil sadece 72 dereceye. Bu sefer de çözeltideki tek polimeraz enzimleri devreye girdi ve onlar da primerlere bağlandı. Polimerazı da sarı ile belirteyim ki primerle karışmasın. Evet, şu minik sarı noktalar polimeraz. Yani öyle varsayalım. Bunların birer robot ya da ne yapacağını bilen varlıklar olmadıklarını unutmayalım. Yine de doğru zamanda doğru yerde olmayı, doğru tepkiler vermeyi beceriyorlar. Tabii bunlar derken nükleotitleri de kastediyorum. Yani çözeltimizin olmazsa olmaz parçalarını. Nükleotitleri unutursak tepkime gerçekleşmez çünkü yeniden ısıtma sürecinde primerlere bağlanan polimeraz bu nükleotitleri birer tespih tanesi gibi peş peşe dizmeye başlıyor. Buna primer uzatma aşaması dememizin sebebi bu. Şimdi bir de bu işlemin ne kadar sürdüğünden bahsedelim. Aslında uzatma işleminin süresi biraz değişken. Oluşturmak istediğimiz DNA dizisinin uzunluğuna bağlı. Polimeraz o diziyi tamamlayana kadar bekliyoruz. Ya da dizi bize göre yeterli uzunluğa ulaşana kadar. Ama sonsuza dek uzayıp gitmiyor. Bir noktadan sonra zayıflayarak yok oluyor. Ya da bir sonraki aşamaya geçtiğimizde zaten noktayı biz koymuş oluyoruz. Şimdiye kadar konuştuğumuz bu süreç yalnızca bir döngü içinde. Zaten buraya da yazmıştım. Bir döngü tamamlandığında bizi ilgilendiren DNA dizisinden elimizde iki adet oluyor. Tabii istesek çok daha uzun bir dizilimi de kopyalayabilirdik ama bu kadarı yeterli. Buradaki zincir reaksiyon ifadesini iki farklı anlamda düşünebiliriz. Mesela primere bağlı haldeki polimerazın nükleotitleri uç uca ekleyerek yeni bir zincir oluşturması gibi. Tabii bu benim yorumum. Yine de bu ifadeyle kastedilen asıl şey buradaki üstel çoğalma süreci. Yani bir döngü sona erdiğinde burada da gördüğünüz gibi birbirine tıpatıp aynı çift iplikli iki adet DNA sarmalı elde ediyoruz ve tüm polimerazlarda olduğu gibi DNA'nın aktarım yönü 5 üssü uçtan 3 üssü uca doğru gidiyor. Öyle değil mi? O halde çözeltinin içindeki bu iki çift iplikli parçayı tekrar ısıtıp soğuttuğumuzda bu defa elimizde 4 adet tek iplikli DNA parçası olacak. Sonra yine aynı primerler devreye girecek ve dizi üzerindeki eşlenik noktalara bağlanacaklar. Ve tabi tek polimeraz enzimleri. Onlar da primerlere bağlanıp nükleotitlerle ikinci sırayı örecek ve tek iplikli bu 4 parça bir anda çift iplikli 4 adet DNA dizisine dönüşecek. Yanılmıyorsam PCR'ın toplam süresi bu işlemleri kaç kere tekrarladığımıza bağlı. Yani bir saatte sürebilir, iki de bu döngüler için tipik e, kabul edilen bir sayı olarak 35'i e, söyleyebiliriz. Evet 35 gayet tipik bir döngü sayısı. Tabi illa 35 olmak zorunda değil. Bu tamamen neyi araştırdığınızda kaç kopya istediğinize bağlı. Ama öyle ya da böyle tüm bu işlemleri birçok kez tekrarlayacağınız kesin. 35 tekrar demek bu iki DNA parçasının 35 kez kendiyle yani 2 ile çarpmak demek. 2 üstü 35 ya da 2'nin 35. kuvveti bu da milyarlarca kopya demek. Bir de bir numuneyi bu kadar çoğaltmak ne kadar sürüyor onu söyleyeyim. Bu aslında tamamen kopyalayacağımız DNA parçasının uzunluğuna bağlı. Parçanın ve sürenin uzunluğu birbiriyle doğru orantılı ama ortalama 2-3 saati buluyor. Tüm bu işlemlere elimizdeki tek örnekle başlıyor ve 2-3 saat içinde milyarlarca kopya elde ediyoruz. Tabi bu matematiksel bir çıkarım. Ne yazık ki süreç her zaman bu kadar randımanla işlemiyor. Ama öyle ya da böyle bayağı bir kopya elde ediyoruz. PCR tekniğini ilk duyduğumda şu primerlerin uzayıp gitmeleri çok ilgimi çekmişti. Tamam, bu iş polimerazın marifeti. Nükleotitleri kullanarak yepyeni bir dizi oluşturuyor. İyi de bu nükleotitler duracakları yeri nereden biliyor? Sizin de merak ettiğiniz şeyin bu olduğunu tahmin ediyorum. İlk döngülerde çoğaltılan şu parçalar, uzama yönünü şöyle okla göstereyim. Evet, bu ilk parçalar özelinde düşünecek olursak gerçekten de bir sınır ya da bitiş noktası yok. Yani e, dizi bu yönde uzayabildiği kadar uzuyor. Fakat sonraki kopyalarda sarmalı oluşturan iki ipliğin ucunda zıt yönlü birer primer oluyor ve ikisi de zıt yönlerde birbirinin sonunu belirliyor. Bu sayede uçları gayet düzgün kesilmiş, çapaksız, milyarlarca DNA parçası elde ediyoruz. Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu için durum böyle.